buradaki gerçekten ekonomik sorunların en temel, en tepesindeki neden olarak, yani bu sistemin getirdiği bir sorun, sistem bizi bu hale getirdi diyor mu yurttaş? Bir de şöyle sorayım, bu tepkileri, Cumhur İttifakı'ndaki tepkileri, yani o ki altılı masa hiçbir şey yapmıyor. İşte bir araya geliyorlar, dağılıyorlar, saç saça baş başa giriyorlar. Daha adayları bile yok. O ki bu kadar etkisi yok. Niye bu kadar öfke? Şimdi aslında tehdidin ciddiyetinin farkındalar. 2019'lardan sonra Türkiye'de kamuoyu başkanlık sistemi aleyhine döndü ve %60'ların üzerinde Yaşar Bey'in dediği gibi parlamenter sisteme destek var. Şimdi iktidar da elbette ki bunları görüyor. İktidar ilk kez başkanlık sisteminde revizyon söylemini ne zaman dillendirdi? Başkanlık sistemine geçişin birinci yılında, yani 2009 Haziran'ında, 2019, yani 30 Mart 2019 yerel seçimlerinden kısa bir süre sonra. Yani o şeyin 2019 yerel seçimlerinde alınan sonuçların bu başkanlık sistemiyle ilgili tereddütlerden kaynaklandığını fark ettiler ve orada o seçimin ve mağlubiyetinin de yarattığı telaşla Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı ve dedi ki biz birinci yılında başkanlık sisteminin aksiyon yönleriyle ilgili bir komisyon kurduk. Başında Sayın Fuat Oktay var ve bu komisyon sistemi gözden geçirecek. Bu raporu biz kamuoyuyla paylaşacağız. Arkasından da gerekli revizyonlar yapacağız. Fakat o komisyon çalışmasını yaptı, yapmadı diye bildiğim kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na da sunuldu. Ama ne kamuoyu o çalışmanın metnini görebildi, bazı kulis bilgileri sızdırıldı. Sonra onun arkası kesildi. Ne de o günden bu tarafa meclise başkanlık sistemini revize etmek için bir teklif geldi. Biz onu göremedik bir daha. Sonra 2020 yılının sonlarına doğru yine Sayın Cumhurbaşkanı tamamen yeni bir anayasadan bahsetti. Niye onu yaptı bilmiyoruz. Benim gördüğüm bu başkanlık sistemine olan güvenin, benim yorumum bu daha doğrusu. Başkanlık sistemine olan güven, çünkü artık %65-35 falan gibi başkanlık sistemine aleyhine bir durum ortaya çıkınca yeni bir anayasa önerisiyle geldi. MHP orada ciddi büyük bir hamle yaptı benim kanaatim ve aslında Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir çağrı yapmış olmamasına rağmen MHP oturdu, kendi anayasa şeyinin metnini hazırladı ve bunu medyanın önünde duyurdu. Biz yazdık dedi, bazı maddelerden bahsetti ve bunu kamuoyuna açıklamıyoruz. Önce AK Parti'nin görmesi lazım dedi ve AK Parti'ye gönderdi. Şimdi bu Sayın Bahçeli'nin biraz önce yayınladığımız konuşmasındaki çağrı, orada çok değerli bir şey var. Eğer AK Parti de kendi metnini hazırlayıp, bu metni baz alarak kendi metnini hazırlayıp işte onu da getirecek olursa, o zaman işte çok güzel, çok sağlam temellere oturmuş bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine sahip olacağız dedi. Aslında dünkü konuşmanın bence hedef kitlesi ya da muhatabı muhalefet değildi. Daha çok muhalefete belki konuştu ama en kritik kısmı AK Parti yaptığı çağrıydı. Niye? 2020 sonunda siz diyorsunuz ki yeni anayasa, 2021 Mayıs ayında MHP kendi anayasa taslağını hazırlıyor, size gönderiyor. Şimdi üzerinden 1,5 yıl geçmiş. 1,5 yılın sonunda MHP'nin anayasa taslağına dair bir gelişme yok. AK Parti'nin bahsettiği yeni anayasaya dair bir gelişme de yok. Ve bu arada muhalefet de kendi anayasa taslağını hazırlamış ve alternatif sistem önerisini kamuoyuna açıklamış. Şimdi AK Parti'nin üzerindeki baskı arttı aslında. Yeni anayasadan bahseden bundan 2 yıl önce AK Parti'nin bizatihi kendisi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizatihi kendisi, 2 yılın sonunda ilerleme sıfır. Ama bu arada iktidarın ortağı bir taslak hazırlamış ve muhalefette kendi taslağını hazırlamış. Şimdi bunun neticesi ne olur? AK Parti ben bu geri kalan süreç içerisinde bir anayasa metni hazırlar, bunu kamuoyuna sunar falan diye düşünmüyorum. Ama muhalefetin yapmış olduğu bu hamle yeniden sistem tartışmasını gündemimize getirecek. Şimdi sistem tartışmasına girildiği anda Yaşar Bey orada çok haklı. İktidar cenahı büyük bir dezavantaj
avantaja sahip. Niye? %65'i 35 kabaca o sisteme destek var ve bir dengesizlik var. Şimdi insanlar bu sistemin değişmesi gerektiğini düşünüyorlar. Bugün referandum olsa parlamenter sisteme oy veririz diyorlar. İktidar bunu fark ettiği için sistemi tartıştırmıyor. Dikkat ederseniz aday tartışmasına doğrudan çekiyor her zaman. Ya aday ya proje tartıştırıyor ama sistemi hiçbir zaman tartıştırmamaya çalışıyor. Sistem tartışıldığı anda büyük bir dezavantaja sahipler. Şimdi o yüzden muhalefet kanadının bu sistem tartışmasını sürekli diri tutabilmesi lazım. Sistem tartışmasına girildiği anda görüyorsunuz yanıt vermek durumunda kalıyorlar. Sistemi savunmak zorunda kalıyorlar ama sistemi de savunamıyorlar. Kendi sistemlerini savunamayıp muhalefetin getirdiği sistemi eleştiriyorlar. Evet. Bu aslında sizin de dediğiniz gibi muhalefetin sisteminin konuşulmaya başlanması bir süre sonra sokaktaki insanın bile bu fena değilmiş falan aslında diyeceği bir sürü madde içeriyor. O yüzden muhalefetin bugünden sonra bu hazırladıkları metne topluma daha fazla anlatabilmesi gerekiyor. Siyasi gündemde tutabilmeleri gerekiyor. Onlar siyasi gündemde tutarsa iktidar cenahı mecburen savunmaya geçmek zorunda kalacak ve biz sürekli sistemi tartışacağız. Ve sistemi tartıştığımız her an emin olun ki iktidar soğuk terler dökmek zorunda. Niye? Kendileri de sistemin aksayan yönler olduğunu biliyorlar. Onu revize edemiyorlar çünkü anayasal çoğunluklar yok, mevcudu savunamıyorlar, alternatiflerini çıkarabilmiş değiller ve ortada da güçlü bir alternatif var. Şimdi burada inanılmaz bir dezavantaj var iktidarın aleyhine. O yüzden de sistem tartışmasını diri tutmak lazım. Muhalefetin bunu sürekli gündemde tutması lazım. Ve bu sistem tartışması sürdükçe Cumhur İttifakı içerisinde de böyle karşılıklı ya hadi siz de bir el atsanız, getirseniz şu anayasa taslağınız şeklinde Sayın Bahçeli kibarca yani bakın 1,5 yıldır siz bir taslak getiremediniz dedi aslında iktidara, AK Parti'ye. AK Parti'nin buna verebileceği bir yanıt da yok. O yüzden bu tartışmanın olması bence hem ülkenin hayrına hem de muhalefetin çıkarına bir durum. Bu noktadan sonra hep hani altılı masa üzerinde aylardır da böyle toplantılar yapıldığında da dile getiriliyor ya. Hani ekonomiye, hani somut bir şey, hani heyecan. Ki heyecan istenmesine sizin tepkinizin olduğunu da biliyorum hocam. Yani heyecanı başka yerde arayın. Geçen gün bir programda yine heyecan yaratıldı mı diye heyecan var mı diye sordular. Ben de heyecan isteyen Dünya Kupası'nı seyretsin. Orada güzel maçlar oluyor falan dedim. Bu sıkıcı bir metin çünkü anayasa metni dediğiniz şey. Aslında biz yani toplum olarak dünyada bizim kadar anayasayı konuşan başka bir ülke yok benim bildiğim kadar. Yani varsa diğer arkadaşlar biliyorsa lütfen beni düzeltsinler. Niye? Çünkü adamların anayasası çok uzun yıllar önce olmuş bitmiş. Kimsenin anayasayla ilgileniyor yok. Sadece siyaset bilimciler, anayasa hukukçularının falan ilgisini çeken, dikkatini çeken ya da onların bildiği bir konu. Bizde sokaktaki insan anayasayı konuşuyor. O yüzden ama yani normal şartlar altında bunun böyle olmaması lazım. Anayasa metinleri sıkıcı, teknik, hukuki metinlerdir. Elbette ki siyasi bir tarafı da vardır. Ama bu sıra sokaktaki insanı ilgilendiren bir konu değildir. Olmaması gerekir yani. Fakat bizde artık bu gündelik siyasi tartışmanın, polemiklerin konusu olacak kadar gündemimizde. Şimdi bu esas heyecanı yaratacak şey tabii yine Aralık ayı içerisinde bitmesi beklenen ortak hükümet programı. Ortak hükümet programı çıktıktan sonra bu eleştirilerin tamamı bitmiş olacak. Yani hem getirmeyi düşündükleri siyasal model hem de o siyasal model içerisindeki ilk icraat vaat seti topluma sunulmuş olacak artık. Ondan sonra da bu sefer nerede adayınız diyecekler. Zaten aday da belli olduktan sonra gidiyor. Seçim yarışı başlamış olacak. Evet. Ya şu açıdan hocam sordum. Yani hep bir son dönemde tabii az evvel Bülent Bey'in de işaret ettiği belki biraz da kamuoyu önünde yapılan bazı tartışmaların etkisiyle de biraz moral üstünlüğü acaba altılı masanın elinden hafif kayıp gitmişti de şimdi şu saatten sonra biraz o moral üstünlüğünü toparlayabiliyor mu? Gözleminizi biraz sormak istiyorum. Bence öyle. Yani son bir haftadır biz bakın altılı masayı konuşuyoruz. Şimdi biraz sonra belki konuşmaya başlayacağız. Yarından itibaren bu sefer CHP'nin açıklayacağı belgeyi konuşacağız. Uzun günler o konuşulacak. Arkasından bu sefer masanın ortak hükümet programı gelecek. Onu konuşmaya başlayacağız. Elbette bu arada iktidar da işte EYT'ydi, 3600 ek göstergeydi, asgari ücretli falan. Onlar da kendi gündemlerini
yaratacaklar. Şimdi şey de böyle enstantane fotoğraflar çekip siyasi analizlerimizi ona dayandırdığımızda yanılabiliyoruz. Yani biraz önce futbol örneği verdim. Yani o futbol örneğinden devam edeyim. Şimdi şey bir maç boyunca maç 90 dakika hatta bazen 120 dakikaya falan da çıkabiliyor. Bazı anlarda taraflardan biri, bazı anlarda taraflardan öbürü daha baskın oynayabiliyor. Kimisi bazen kontrataklarla şeyi bir anda tehlike yaratabiliyor falan. Bunlar futbolun doğasında olan şeyler. Önemli olan ne? Arada kaç pozisyona girdiğiniz falan değil. Önemli olan maçın sonunda tabelada kimin önde olduğu, skorun önünde şey. Şimdi o yüzden de hani bu 90 dakikayı beklemek lazım. Biz arada biraz kötü gidişat görünce tamam maç bitti abi diyorsunuz. İyi de daha 60 dakika var. Biz 30. dakikadayız. Olmaz abi maç gitti. Şimdi bu kötümser bir tutum. Yani biraz profesyonel bir insan, biraz futbol oynamayı bilen bir insan işte 95. dakikada da maçı döndürebileceğini bilir. O yüzden de ona göre planını yapar. Yani maçın ta hakem son düdüğü çalıncaya kadar oynanan ve skorun etkilenebileceği bir oyun olduğunu bilir. Benim gördüğüm masa bunun farkında. O yüzden de bu kamuoyu da değil aslında kanaat önderlerinin üzerinde kurmuş olduğu baskıya şu ana kadar direndi. Bir stratejisi var yani maç taktiği var. O maç taktiğini uyguluyor. Arada seyirci istedi diye oyun düzenini değiştirmiyor. Kaleciyi çıkarıp yerine bilmem kimi sokmuyor falan. Santrforu değiştirmiyor. Bir oyun düzeni var. Oyun düzeniyle oynuyor. Bu oyun düzeninin sonunda kaybedebilir mi? Bu da mümkün yani. Bu da şeyin siyasetin doğasında olan bir şey. Ama şu ana kadar benim gördüğüm majör bir hata yapılmadı. Bir yol haritası çizildi. Yol haritasına sadık kalınmasını ben doğru buluyorum. O her zaman söylüyorum. Acele etmeyin diyorum. Çünkü daha maçın hakikaten 30. dakikasında falan yani esas şey kritik bölümlere geçilmedi. Daha seçim takvimi bile belli olmadı. Biz seçim sonucunu ilan ettik. Siz hani no panik demeye devam yani. Evet yani seçim takvimini bırakın. Yani daha bir şey yani kaç aktör yarışacak, adaylar kimler olacak falan hiçbir şey bilmiyoruz ama seçimin sonucunu ilan eden arkadaşlarımız var. Öyle bir şey değil yani ben bazen başka analoji daha kullanıyorum. Yani bir at yarışı düşünelim. Teşbihte at olmaz. Yani işte pistte bir tane bir at var. Üzerinde bir jokey de var. Ama daha pistte kaç at çıkacak. Onların jokeyi kim olacak? Bunları da bilmiyoruz. Şimdi yarış tahmini yapıyoruz. Olmaz bu. O yüzden acele etmeye gerek yok. Sabırlı olalım. Süreç zaten yürüyor. Zamanı geldiğinde her şey olacak. Benim masa bu güvenceyi veriyor. Yani zamanın içerisinde, belirlenen takvim içerisinde parlamenter sistemden ne anladığını anlamak gösterdi. Peki. Arkasından bunun anayasal boyutunu açıkladı. Bir süre sonra bunun yasal çerçevesini açıklayacak. Daha sonra politikalar bölümüne geçip hükümet programını açıklayacak. Dolayısıyla dedim ya belirlenen taktiğe uygun gidiyorlar. Taktiği değiştirsinler diye baskı yapmak bence şey yanlış olur. Benim gördüğüm bu anlamda en azından ben masadaki aktörlerin ne yaptıklarının farkında olduğunu gözlemliyorum. Ha zaman zaman işte şey böyle olmaması gereken, olması arzu edilmeyen hadiseler yaşanmıyor mu? Ufak çaplı krizler ya da gerilimler ya da tartışmalar. Evet ama bu bir şey değil yani oyuncular maçı terk etmiyor yani. Evet aralarında bazen tartışma yaşansa bile hiçbiri tamam ben oynamıyorum abi çıkıyorum falan demiyor. Dolayısıyla sorun yok yani bunlar siyasetin doğasında olan şeyler diye ben düşünüyorum. Ve bu şeyin taktiğin de kaybedecek taktik olduğuna inanmıyorum. Peki.